artık bir salsan beni Asena ya. Asena sürekli mesaj atarken bir kelime yazıyor, enter basıyor. Bir kelime yazıyor, enter basıyor. Ve bu sefer ne oluyor? Sürekli bildirim geliyor. Tın 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 tın. Beni çıldırtmak mı istiyorsun Asena? Yeni vlogtan herkese merhaba. Ben Anıl Tiryaki. Eğer beni ilk defa izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum bırakmayı, gereken her şeyi yapmayı unutmayın lütfen. Çünkü biliyorsunuz ki ben daha yeni vlogger oldum. Kardeşler. Kardeşlerim, sizi seviyorum ama lütfen artık benim videolarımı daha sıklıkla izlemek için bildirimleri açın. Çünkü ben video yüklediğimde fark ediyorum ki kimse beni izlemiyor. Ben boşu boşuna mı çekiyorum bunları? Lütfen birazcık saygılı olalım. Emeğe saygı. Emeğe verilen saygı. Burada gördüğünüz gibi bir bayrak var. 29 Ekim'den kalma. Bugün peki ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün aslında hiçbir şey yapmıyoruz. Burası da yol geçen hana oldu arkadaş. Ben böyle bir şey görmedim. Kamerayı kaydına bastım. Bomboş sokak bir anda full dolu bir sokak oldu. Neyse biz bugün Ceren'le buluşacağız. Caddede bir fotoğraf çekimi yapacağız. Ardından da Ceren bana dedi ki Anılcım dedi, ben dedi aylık alışverişimi yapmaya dedi metroya gideceğim dedi. Metro marketleri var, belki biliyorsunuzdur, çok büyük marketler. Ben hayatımda bir kere gittim. Çok da metrodan alışveriş yapan biri değilim. Çünkü eve doğru düzgün alışveriş yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü evde yemek yapmıyorum zaten. Ama bugün Ceren'le birlikte onun market alışverişine konuk olacağız. Böyle bir vlog çekmeyi düşünüyorum. O zaman video başlasın. İyi seyirler. Şimdi biliyorsunuz ki Ceren bu arada ehliyetini kaptırmıştı aylar önce. O yüzden araba kullanamıyor. Çoğunlukla taksiye biniyor ya da onun arabasını biz kullanıyoruz. Yani ben kullanıyorum, Atakan kullanıyor. Artık kim araba kullanmayı biliyorsa Ceren'in arabasını kullanıyor. Ama hayatımda hiç bu kadar uyuşuk bir karı görmedim. Bismillah diyelim kardeşler, dostlar. Şimdi yola çıkıyoruz. Hadi o zaman öpüyorum size. Şimdi Ceren'i almaya geldim. Bakalım arayalım. Ceren ne durumda? Geldim ben aşko, sen neredesin? Yalan söyleme. Evet geldim. Çıktım duştan. Duştan yeni mi çıktın? Evet. Bir tanem saat 3 oldu. Ay bakayım. Harbiden 3 olmuş. Dur hemen hazırlanıyorum, dur. Hadi ne kadar sürede hazırlanırsın? Hemen saçlarımı birazcık kurutayım. Saçlarımı bile çok kurutmayacağım kanka. 10 dakika ver bana. Sen şeyden çık, tamam mı? Otopark çıkışından çık. Hadi öpüyorum. Yine her zamanki gibi hazırlanamamış. Arkadaşlar heves ettim. Kendime Bottega'nın bu botlarını aldım. Ama gerçekten yani parayla rezil olmak gibi bir şey bu. O kadar ağırlar ve o kadar çabuk yoruyorlar ki. Caddede yani toplamda herhalde bir 500 metre yürüdüm. Şu anda ayaklarım gitmiyor. O kadar ağır ki. Kas yaptım, bacak kası yaptım Bottega botlar sayesinde. Sakın benim gibi hataya düşmeyin. Eğer böyle heves ediyorsanız bu botları almayın, bence çok ağırlar. Hiç sevmedim. Eğer Cook Shop'ta slider burger yemediyseniz muhakkak yemenizi tavsiye ediyorum ama bunun içine marul koymuşlar bu sefer, ben marulu sevmem ki ya. Normalde marul olmuyordu sanki bunun içinde. Neyse. Yiyorum. Yine sağlıklı bir şeyler yiyorsun. Acılı ekşili çorba ve... O çorba ne ya öyle? Hayatında yiyebileceğin en iyi çorba. Tadını keşke bilsen. İlk üçte benim en sevdiğim ilk üç çorbadan biri. Güzel görünüyor ama. Ne bol. Hem acı hem ekşi. İçinde bunun kabak var, havuç var, tavuk var. Ama İnanılmaz. Tam bir kış çorbası. Soya da var çünkü içerisinde. Şu güzel ekşi. Karides mi var bunda? Karides gibi dışını pankoyla yapmışlar. Ama tavuk. Tavuk. İçeride bile çekinebiliriz bu arada. İçeride de çekinebiliriz. Hayır ya.
dalga geçtim. Sahile inelim. Hayır, bence burası güzel. Ben burada istiyorum. Sen ve senin zevksiz hallerin. Tamam, önce bubble'ımızı alalım. Bubble tea. O kadar övdü övdü Ceren. Hadi iç bakayım. Hadi bir Marilyn Monroe mu içeceğim, Marilyn Manson mu içeceğim? Ne içeceksem içeyim. Marilyn Manson. Evet, geldik bakalım bubble tea'ye. Tamam. Aa, şırıngalar var burada. Bunlar ne? Merhaba. Tabii yok ama. Ben bir daha da alayım. Tapioka. Bunlar ağızda patlıyor, bunu çiğneyebiliyorsun. Hangisini istiyorsan. Ağzında patlatmalı istersen deney. Ben ilk defa deneyeceğim. Siz ne önerirsiniz? Şimdi şöyle, tatlı, ekşi, fresh, süt bazlı olmak üzere 4 kategoriye ayrılıyor. Siz en çok sevdiğiniz kategoriyi söylüyorsunuz. Biz de menüden sizi tavsiyede bulunuyoruz. Şimdi senin söylediğin neydi? Ben de alıyorum. Kim Kardashian var? Ben burada genel aromalardan içiyorsam Şimdi ben bakıyorum şu an. İlk defa deniyorsanız Bob Marley deneyebilirsiniz. Tamam, ben çünkü Passion Fruit seviyorum bu arada. Bob Marley alayım. Hangi boy? Küçük olsun. Ama içine ne koyduracağım onu bilmiyorum şu an. Siz seçiyorsunuz. Buradan popül babalarımız var. Buradan istediğiniz, sevdiğiniz herhangi bir meyveyi seçebilirsiniz. Ama en çok yakışan blueberry, mango. Blueberry alayım hadi. Bu şekilde. Tamam. Bu şırıngalar ne? Burası laboratuvar kısmı diye geçiyor. Laboratuvar kısmında kendi içinizi, damak zevkinize göre siz yapıyorsunuz. Anladım. En fazla 4 tane arama seçebiliyorsunuz. Çok iyiymiş. Kendin de yapabiliyorsun istediğin gibi. Biz burada almaya çalışırken içeceğimizi bir yandan makyaj yapılıyor. İfşa yapmasana her şeyi sen bakayım. Benim Bob Marley'im hazır şu anda. İçinde bubble'lar var. Böyle de kocaman pipetleri var. Bu pipetlerle bubble'ları da alıyorsun herhalde. Öyle mi? Şimdi Ceren'in aldığı bu. Orijinali o. Orijinali bu mu? Bunda ne var? Soğuk kahve. Hava karardı. Ben sana dedim hava karardı diye. Bu arada çok tatlı bir içecek. Bir daha Bob Marley içmem. Neden biliyor musun? Bu kilo aldırır bana. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ama içindeki bubble'lar patlıyor, güzelmiş. Kanka bacak boyuma bak, 2 santim yani. Yuh Anıl ya. Ama ne kadar güzel açılar var. İlerle Jennifer Lopez. İlerle. Biraz daha ilerle. Tamam o zaman. Bak, sen çirkinsin güzel çıkmış. Bir tanem. Tamam, ekrana tıkla. Biraz ışığı kıs. Çok mu karardın acaba? Şu an çekiyorum. Bu yemin ediyorum lalenin şeyi. Aa, güzel oldu ama. Karanlık karanlık. Bak 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 bak. Aa, hareketlere bak. Atakan'a bak. Yatıyor. Aa, yoruldum artık ya. Gelsin derslerde bu gibi bir şey. Atakan biliyorsunuz personal trainer. Aynı zamanda bir spor salonu var. Bir saat antrenman yaptım. Ben de inşallah bir gün gideceğim ona derse. Bir saatim daha kaldı. Bir tanem. Anıl bugün fotoğraf çekiliyor Atakan. Göbeği o kadar çok çıkıyor ki. Diyor ki bana bir de neden göbeğini çek demedin. Bir tanem desem ne olacak? Çekemiyorsun ki içine. Artık... Şunu fark ettim, artık göbeğimi içine çekemiyorum içine arkadaşlar. Çekemiyor. O yüzden spora Atakan yazılmak spora gerekiyor. Aynen, karar verdim, spora başlıyorum. Evet bu arada ya, 2 dakika. İşte spora başlamak beni başlama fikri bile rahatsız ediyor. Başlama fikri bile rahatsız ediyor beni spora. İnan başlayınca bir azimleneceksin vücudundaki değişim gördükçe. Sen nasıl olacaksın? Ne azimden bahsediyorsun? Günde bir saatini ayıramıyor musun? Ayırıyorum. İyi tamam, defol şimdi, kapat. Hadi bye. Seni seviyorum.
Biz bayağı hiçbir yere gidemedik ve eve geldik. Çünkü benim botlarım gerçekten bana kabir azabı yaşattı. Tövbe yarabbim. Botlar ayaklarımın gerçekten ağzına sıçtı. Özel hayat diye bir şey yok Melisa. Eğer sen yakın arkadaşlara beni koyarsan ben de gösteririm blogda. Bak bak. Efendim? Sana bir hediye aldım. Çok teşekkür ederim. Aç hediyeni. Yoksa ben sadece kutuyu mu aldım? Evet, sadece poşet aldım. Uzun zamandır görüşmüyoruz aşkım. Evet bir taneciğim, sana salı çok şıklığı özledim. Yapıp geldim. Çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ben yapmaya çalışıyorum maalesef. Aşkım benim. Biz şimdi Zorlu'dayız. Zorlu'da tam toplantım vardı. Toplantıdan çıktım. O sırada da Serracığım geldi. Evet. Aynı zamanda Serhat da geliyor. Ay evet ya. Çok özlemişsindir eminim. Ben çok özledim. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü hepsini izliyor vlogların. Serhat, seni çok seviyorum ve çok özledim. Hemen gelmeni bekliyorum, tamam mı? Böyle çocukça konuşuyor ya, yani doğa nasıl katlanıyor buna bilmiyorum. Katlanır. Biz şimdi bütün gün Zorlu'dayız bugün. Evet. Çünkü akşam da benim bir toplantım var. Aynı zamanda bir arkadaşımızla görüşeceğiz. Doğa da gelecek. Apple'a uğradım. iPhone 13 Pro Max almak istiyorum arkadaşlar. Evet. Ama maalesef... Alamıyorsun. Alamıyorum çünkü yokmuş stoklarda. Bu nasıl olabilir? Yani telefon almak istiyoruz. Bir de paramız yok diyorsun. Evet. Ay şey gibi olduk o hani... röportajlarda telefonunu göster diyor ya. Acilen gelmesi lazım bu telefonların stokları. Çünkü ben iPhone 13 Pro Max almak istiyorum. Şu anda iPhone 11 Pro Max kullanıyorum. Yemek yemeye gidiyoruz. Kahvaltı yapacağız. Daha kahvaltı bile yapmadık. Ben oturduğumda bütün Apple'ları arayacağım. sırayla. Çünkü telefonu eğer online alırsam bir ay sonra geliyor telefon. Kusura bakmasınlar, ben o kadar 18 bin lira, 20 bin lira vereceğim telefona. Bir ay bekleyeceğim. Böyle bir şey kabul etmiyorum arkadaşlar. O yüzden bütün Apple mağazalarını tek tek arayıp rezervasyon istiyorum. Hadi bakalım. Yani o parayı veriyorsam hemen elime almalıyım bence telefonu. Değil mi bir tanem? Bir tanem. Başka bir şeyleri elimize almayalım da yani. Telefon alacağız diye. Neyse biz şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Evet. Zorlu Center. Çok açım. AVM perileri. Her zamanki gibi. AVM perileri. Hayatım AVM'lerde geçiyor. Böyle bir şey görmedim. Az önce Zara'ya girdik bu arada. Küçük bir şey aldım kendime. Çekmememiz bir kazak... için bizi uyardılar bu arada. Bir evet. Çekmememiz gerekiyormuş. Evet. Ne varsa sanki içeride. Çok da umurumuzda sanki aynen. Çekim yapmaya izin vermediler. Ben de o yüzden beğendiklerimi çekemedim size. Ama güzel bir kazak aldım. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu ülkede enflasyon bizi mahvetti. Çünkü bir kazak 400 TL olmuş arkadaşlar. Biz eskiden 400 TL'ye mont alıyorduk. Hayır, bir de arada çok şey, bir saçmalık var. Mesela 300 liraya kaban var ama 400 liraya kazak var. Çok saçma değil mi? Ülkenin ekonomisi kadar saçma. Yemeğimizi yedik, kahvemizi içmeye Godiva'ya geldik. Yemeği çekmedim. Orada biraz dedikodu yaptık Serra'yla. Serra'yla kahve keyfi şimdi. Arkadaşlar bütün Apple'ı, bütün mağazalarını tek tek aradım. Asla iPhone 13 Pro Max Sierra mavisi stoklarda yok. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Teknosa'da da yok şu an, bakıyorum. Orada da yok şu an. Ama sen kendini almışsın. Benim istediğim iPhone 13 Pro Max ama. Ben tükenmiş vallahi. Bu gerçek, yani bu gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Hepsi tükendi diyor. Tükendi, tükendi. Arçelik mi? Arçelik'te iPhone 13'ün ne işi var lan? Arçelik'ten de alabilirim. Her yerden alabilirim. Bu iPhone 13 Pro Max'i bulmam lazım. Kanka Apple'ın sitesine yönlendirdim. Hiçbir yerde yok Pro Max. Bu neymiş? iPhone 12 Pro Max var. Evet. Hayır, 13 alacağım.
Ama hepsinde tükenmiş. Bakalım başka evet, sayfalara evet. Bakacağız biraz şimdi. Biraz daha bekle. Teknosa'da yok. Mediamarkt'ta yok. Elendi. Troy'a bakacağım şimdi. Serra kırmızı iPhone 13 Pro almış. 13 Pro mu bu? 13. Pro da mı değil bu? Pro değil 13. Allah seni, insan almışken Pro alır. Yoktu ne yapayım? Neyse 13 almış. Bu kırmızı olan seride şöyle bir güzellik var, biliyor musunuz bilmiyorum. Eğer kırmızı olandan alırsanız HIV'ye bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Daha önceki telefonum da kırmızıydı. Evet. Hatırlıyorum Serra'nın. Çok güzel bence bir bağış kampanyası. O yüzden Serracığım tebrik ediyorum seni. Çok güzel bir şey yapmışsın. Ama ben Pro Max kullandığım için ve kırmızısı olmadığı için maalesef ben bağışta bulunamıyorum. Evet. Böyle bir şey. Yok mu kırmızı ya şeyde? Pro Max'lerde yok. Aa. Evet. Gayet güzel bir gündü. Zorlu AVM'den çıktık. Ardından eve geldim. Şimdi evde Netflix gecesi yapıyorum. Aşk 101'in yeni sezonu geldi biliyorsunuz. Bunu izlemeye başlıyorum. İkinci sezon dördüncü bölüme gelmişim hatta. O zaman bir sonraki vlogta görüşmek üzere arkadaşlar. Ben dizime başlıyorum. Başlayamıyorum. Ha, yarın. Başladım.